Merhaba, bu dersimizde Go ile bir veri kaynağının açılıp kapanma işlemlerini inceleyeceğiz. Bu veri kaynağı birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Ama ben şu an için dosyalar ile ilgili konuştuğumdan dolayı sadece bunu örnek vereceğim. Bir stream ya da bir dosyanın üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle o dosyayı programatik olarak açmanız gerekiyor. Bir nevi erişim almak gibi bir şeydir aslında bu. Üzerinde işlem yapmak için erişim almak. Bu işlemi yaptıktan sonra, yani açtıktan sonra siz veri yazma işlemlerinizi yaparsınız. Ondan sonra ya da değiştirme her neyse bunları yaparsınız. Ondan sonra da o dosyayı kapatmanız gerekiyor. Kapatmazsanız bilgisayar o dosya hali kullanılıyormuş gibi anlayacaktır ve başka bir proses tarafından o dosya üzerinde işlem yapılamayacaktır. Açmadan zaten işlem yapamazsınız. Kapatmazsanız da o kaynağı hali sizin uygulamanız, sizin prosesiniz tuttuğu için farklı prosesler o kaynağa erişemeyecektir. Bu nedenle bu dikkat edilmesi gereken bir konudur. Şimdi burada versiyon 1 ve versiyon 2 şeklinde iki örnek yapacağız. Bunların birisinde bunu salt okunur şekilde dosyayı salt okunur olarak açacağız. Yani sadece veri okuma amacıyla. Bir file listesi oluşturuyorum. Bir de error. Eğer hata olursa diye. Bu bir dosya işlemi olduğu için bunun hata olma ihtimali vardır her zaman. İzinlerle alakalı olabilir ya da diğer farklı şeyler. Kopyaladığım bir şey vardı zaten. Hata yönetme mekanizması kodumuz vardı. Onu yapıştırdım hemen buraya. Bakın burada açıyorum bu dosyayı. Onun üzerinde bir işlem yapacağım diyorum. Tabii şu an bir dosyam yok. Hemen bir dosya atayım buraya. Şöyle bir veri yazayım. Ondan sonra işlemi yaptım. İşlem bittikten sonra da benim işim bittikten sonra hemen kapatmam gerekiyor bunu. Bakalım nasıl bir çıktı verecek bize. Tabii herhangi bir olasılığa karşı ekrana bir şey yazmadık. Hani hata olmazsa bir şey yazmayacak. Sadece bunu açmış ve sonra da kapatmış oluyoruz bu dosyayı. Şimdi bu en temel işlemdi. Aynı işlemi daha parametrik ve daha çok seçenekli bir şekilde yapabiliriz. Bunu da open file function ile yapıyoruz. Şu şekilde yazayım. Bu çok seçenekli dosya açma yöntemidir diyebiliriz. Hemen uygulamamı yazmaya başlamadan önce ben şurayı bir comment haline getireceğim. Onun çalışmasını istemediğim için şu şekilde olması yeterli benim için. Burada aynı nesneyi tekrar oluşturacağım. File ve ERR şeklinde. Sıfırdan oluşturuyorum. O paketi içerisindeki open file diyorum gene. Ve open file içerisinde gene ben demo.txt dosyasını veriyorum. Ve diyorum ki burada birinci parametre zaten dosyanın kendisi adı oluyor. İkinci parametre olarak da açılış amacımızı belirtmemiz gerekiyor. Mesela ben buna bir şey mi eklemek istiyorum? Ya da bir yazma işlemi mi yapacağım? Ne istiyorum? Gibi şeyler. Bunu da OS paketi içerisindeki o altı bazı nesnelerimiz var. Bunlarla belirtebiliyoruz. Ben burada sadece append işlemi yapacağım. Bu append işleminden sonra diyorum ki bu dosyanın bir de erişim permission'ını vermek istiyorum. Vermem gerekiyor daha doğrusu. Bu da 666 olsun. 0666. Ve şuradaki hata kodu, hata yönetim mekanizmasını da aldım. Buraya geldim. Tabii dosyamı kapatmayı unutmamak gerekiyor. Bu da yeterli. Aynı işlemi yapabiliyoruz bunun üzerinde. Dosyayı açtık ama biz amacımızı belirterek açtık burada. Sadece salt okunur değil. Üzerinde işlem yapabiliriz istersek. Mesela burada şu şekilde yazarak os ben buna okuma yapmak istiyorum diyebilirim. Şöyle o
Alt-tire, write only, only şeklinde. Bir okuma da yapmak istiyorum. Yazma da bir şeyler eklemek istiyorum. Bir de yazma işlemi yapmak istiyorum diyebilirim buna. Ondan sonra üzerinde istediğim işlemi yapabilirim tabii ki. Burada neler var? Bizim farklı parametrelerimiz olarak kullanabileceğimiz. Şöyle. Mesela read only sadece okuma yapmak için. Write only sadece yazma. RDWR kullanırsak okuma ve yazma yapılabilir. Apple dosyanın sonuna ekleme yapar. Create dosya oluşturma işlemi için. Mesela böyle bir dosya yoksa onu oluştur denebilir burada ayarlarda. Ondan sonra trunk var. Dosyayı kesme. Ya da bunu aynı şekilde burada yaptığımız gibi birden fazla şekilde de birden fazla parametre tanımı şeklinde de kullanabiliriz.